Tesadüfen midir yoksa kaderlerinde olduğundan mıdır bilinmez ama Morgana ve kardeşi Kael çalkantılı bir dünyaya doğmuşlardı. Rün savaşları Valora'nın ve Shurima'nın büyük kısmını kasıp kavurmuş, hatta Targon Dağı'nın zirvelerine bile yayılacak gibi görünüyordu. Morgana'nın annesi Myriha ve babası Kilam bu ulu dağın ilahi güçler verdiğine dair efsaneleri duymuşlardı ve kabilelerini kurtarmak için bu uzun ve zorlu yolculuğa çıkmaktan başka çıkar yol göremiyorlardı. Myriha'nın hamile olduğunu öğrendiklerinde bile geri dönmediler. Sonunda Runeterra'nın yıldızlara değdiği noktaya geldiklerinde Kilam, Myriha'nın adalet suretini temsil etmek için seçilmesini hayranlık ve korkuyla seyretti. Çift geriye hem aradıkları yardımla hem de kucaklarında ikiz kızları Morgana ve Kael ile döndü. Ama Myriha'ya verilen göksel güç kadının ölümlü benliğini ve sevdiklerini ikinci plana atmaya başlamıştı. Kızlarını babalarının kucağına tutuşturup savaşın çağrısına yanıt vermek için üçünü de geride bırakıp gittiği çok oluyordu. Kilam kararsızlıktan kendini yedi aylarca. Savaşın sayısız cephede devam ettiği yetmiyormuş gibi sevgili eşi de günden güne ondan uzaklaşıyordu. Kızlarının güvenliğinden endişe etmeye başlayınca Myriha'nın evden bir sonraki ayrılışını bekledi ve sonra iki kızını da alıp Targon'dan kaçtı. Gittikleri yerin o zamanlar bir adı yoktu ama sonradan sihirden ve zulümden kaçanlara kucak açmasıyla tanınan Demacia Krallığı'na dönüştü. İkizler burada büyüdüler ve büyüdükçe birbirlerine gece ve gündüz kadar zıt iki kişi oldular. Kael yaşadıkları yerleşimin kurallarını öğreniyor, kuzguni saçlı Morgana ise eski yerleşimcilerin yeni gelenlere kuşkuyla yaklaşmasına üzülüyordu. Sığınmacı olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğinden kendini yabanıl topraklara vurdu. Yersiz yurtsuz büyücülere ve bela çekerler diye istenmeyip gönderilmiş başka kişilerle konuşmaya başladı. Evde ise babasının Myriha'yı bırakmak zorunda kaldığı için ne kadar üzgün olduğunu hissedebiliyor, ona böyle büyük bir acı yaşattığı için annesine kinleniyordu. Morgana kendisinde ve Kael'da suretin gücünden bir parça kalmış olabileceğinden korkuyordu. Günün birinde gökten gölgelere ve yıldızların ateşine bürünmüş koskoca bir kılıç düştüğünde bu korkuların haklı olduğu ortaya çıktı. Kılıç yere saplanıp ikiye bölününce kızların omuzlarından kuş kanatları çıktı. Kilam, kızlarının kılıcın birer parçasını aldığını görünce ağlamaya başladı ve Morgana onu teselli etmek için uzandığında sırtını döndü. Kael yeni görevlerini benimseyerek kanunları uygulamak için bir kolluk kuvveti toplamaya girişti. Morgana ise ona verilmiş olan bu güce çok içerliyordu. Ta ki bir gece yaşadıkları yer saldırıya uğrayana kadar. Çatışma yayılınca Kilam saldırganların arasında kaldı. O anda Morgana babasını korumak için atılarak ona saldıranları yakıp kül etti. Kız kardeşler birlikte sayısız hayat kurtardılar. Demacia'nın kanatlı muhafızları olarak anılıyorlardı artık. Ama Kael'ın görüşleri zamanla daha da sertleşti. Morgana sık sık suçlarının kefaretini ödemek isteyenlere merhamet gösterilmesi için yalvarıp yakarıyordu. İki kardeşle onların ölümlü müritleri arasında sonunda uzlaşmaya varıldı fakat her an bozulabilecek kadar narin olan bu durum uzun sürmedi. Kael'ın en coşkulu destekçisi olan Ronas, Morgana'yı bizzat tutuklamaya karar verdi. Tövbekar takipçilerini korumaya çalışan Morgana, Ronas'ı kara alevlerle zincirlere vurdu. Adam sonunda yere yığılıp öldü. Kael, Ronas'ın katilini adalete teslim etmek için yeminler ederken şehir gökte yanan ilahi ateşlerle aydınlandı. Morgana da göğe yükselip kardeşinin karşısına çıktı. İkisi de kılıçlarını kaldırıp saldırıya geçtiler. Birinin gözleri kör edecek kadar parlak ışığına, diğeri alev alev yanan bir karanlıkla karşılık verdi. Bu saldırılar elbette aşağıdaki binaları da yerle bir etti. İçlerinden sadece birinin kazanabileceği belliydi ama Morgana babalarının acı dolu sesini duyunca bocaladı. Kilam ölümcül bir yara almış halde molozların arasında yatıyordu. Annemizin kılıcıyla ne yaptın? Morgana kederle haykırarak annelerinin kılıcının kendine ait yarısını Kael'a fırlattı ve düşen bir göktaşı hızıyla yere indi. Babasını kollarına alarak annelerinden onlara miras kalan bu yıkıcı gücü lanetlemeye başladı. Bir süre sonra Kael de yere kondu. Hayretten dili tutulmuştu. Morgana suçu onları annelerinden kaçırmak olan Kilam'ın da cezalandırılması gereken kötü kalpli bir ölümlü olup olmadığını sordu öfkeyle. Kael ise yanıt vermedi. Ardına bile bakmadan göklere yükseldi.
Morgana'nın kanatları çektiği acıların geride bırakamadığı bir hatırası haline geldi. Kesip vücudundan ayırmaya çalıştı ama dünyada o kadar keskin bir kılıç yoktu. O da kanatlarını demir zincirlere bağlayarak ölümlüler arasında yürümeye karar verdi. Aradan yüzyıllar geçti, hikayesi efsaneye dönüştü. Morgana'nın adıysa neredeyse unutuldu. Demacia halkı bugün bile kanatlı muhafıza saygı gösteriyor ama bu isimle sadece Kaelan öyküsünü ve zaferlerini biliyorlar. Morgana öfkeli çıkışları ve günahların kefaretinin ödenebileceğini olan inancı nedeniyle peçeli kadın olarak hatırlanıyor. Morgana bütün bu yaşadıklarına rağmen yardımını isteyenleri terk etmeyi reddediyor. Mutsuz ve ihanete uğramış halde krallığın gölgeleri arasında saklanıp bekliyor. Kaelan ışığının bir gün Runeterra'ya döneceğinden ve herkesi yargılayacağından emin. Sihir yeniden güç kazandıkça Morgana şafağın yaklaştığını hissedebiliyor. Kanatlarım zincirli, ayaklarım toprağa bağlı. Sahte düzen ve adalet vaatlerine karşı yürüyorum.